Savaş döneminde İngiliz başbakan olan Lloyd George, meşhur Lloyd George. Arapça konuşan her yer Osmanlı İmparatorluğu'ndan alınmalı ve manda haline getirilmelidir diyor. Türkler Anadolu'nun büyük bir kısmına sahip olacaklar fakat Avrupa'da hiçbir toprak sahibi olamayacaklardır. Türklere boğazlarda ve denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir. İşte kastettikleri o. Ankara çevresinde, Konya içeri orada denizden uzak Karadeniz'de almak istiyor onlar. Antalya'yı da almak istiyorlar. Yani o Akdeniz bölgesini de almak istiyorlar. İç Anadolu'da tutmayı düşünüyorlar Türkleri. Ama geçici olarak. Sonra da baskı yapıp Orta Asya'ya sürmeyi düşünüyorlar. Bu bir İngiliz derin devletin siyasetidir. Yani Güneydoğu'yu PKK'ya vermek, Karadeniz'e çok hassaslar dikkat ederseniz. Sürekli burada federasyon olsun, işte Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz federasyon olsun, Akdeniz'de, Antalya bölgesinde federasyon oluşsun, İstanbul'da federasyon oluşsun, İzmir'de federasyon olsun diye üstüne duruyorlar. Bunda başkanlık sisteminin oluşacağına inanıyorlar. Bu tehlikeye karşı çok akılcı, çok kararlı, Avrupa'yı modern, teknolojide, bilimde ileri gitmiş bir yapıyla karşı koyabiliriz. Yani böyle kadın karşıtlığı işte şöyle kapatalım, böyle yürüsünler, gülmesinler, telefon etmesinler, sokağa çıkmasınlar. Bu kafayla yıkılırız Allah'a sevgesin. Yani İngilizler bunu çok iyi bildikleri için bağnazlığı Orta Doğu'da çok iyi işliyorlar. Yani bağnaz siyasete bütün güçlerine destek veriyorlar. Çünkü bağnazlığı bir ülkeye soktun mu o ülkenin yıkılması için uğraşmaya gerek yok. O ülke kendi kendini yıkıyor zaten. Yani bak orada zaten işledikleri konu o diyor. Barbar diyor, vahşiler diyor. Değil mi? Birçok çirkin laf ediyor. Haşa. Bak Türklere boğazlarda ve denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir. Yani İstanbul'u da almak istiyorlar. Şimdi onun için de hazırlık yapıyorlar. Türkler yüzlerce yıl Avrupa'da kaldılar ve Avrupa'daki bütün belaların başı oldular. İstanbul Türk değildir, Yunanlıdır. Türkler oradan atılmalıdır diyor. Şimdi bu tehlikeyi görmemek için çok gaflet içinde olmak lazım. Mevcut uygulanan siyaset 100 yıl önce belirlenen siyaset. 100 yıl önce İngiliz derin devletinin ortaya attığı siyaset uygulanıyor şu an. Amerika da buna uyuyor, Fransa da buna uyuyor. Rusya'yı da kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Ve bağnazlık, Ortodoks gelenekçi İslam anlayışıyla da adım adım ilerliyorlar. Çünkü sanat yok oluyor, bilim yok oluyor, kadın hürriyetler ortadan kalkıyor. Mesela dekolte hanımı çirkin tavır içinde görüyor. Aynı adam bakıyorsun plajda çoluk çocuk ailece geziyorlar binlerce insanın içerisinde. Yani kendi kafalarına göre bir namus ve iffet anlayışı geliştiriyorlar. Eğer dekolte mahsuruysa sen niye denize giriyorsun? Bütün milletin içinde külotla stüdyenle. Değil mi? E demek ki değilmiş. O zaman samimi ol. Birinci Dünya Savaşı daha devam ederken İngiltere, Fransa ile birlikte Osmanlı'nın ve Orta Doğu'nun parçalanmış haritasını çizdi. İşte bu haritayı şu an uygulamaya çalışıyorlar. Yani Amerika olayın içine sürülüyor ama Amerikan derin devletini İngiliz derin devleti kullanıyor sadece. Amerika sürükleniyor olayın içerisinde. Asıl başı çeken İngiltere. Bu Sykes-Picot anlaşması olarak bilinen gizli anlaşma bu. Yani derin devlet anlaşması bu. Halen uygulanan bu işte. Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis ve Güneydoğu'nun bir kısmı Rusya'ya, işte PKK kanalıyla vermeyi düşünüyorlar. Doğu Akdeniz, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ve Suriye kıyıları Fransa'ya, Hayfa, Akka limanları, Bağdat, Basra, Güney Mezopotamya, İngiltere'ye verilecekti o dönem için. Büyük bölümünü aldılar zaten. Şimdi geri kalanı tamamlamaya çalışıyorlar. İngiltere PKK'nın şu an en önemli destekçisi ama en geriden, en sezdirmeden, en sinsi bu işi yapan bir yapı görülüyor. Yani İngiliz derin devletinin stili bu. Çaktırmadan gider, göstermeden ilerler. PKK'ya verdiği desteği Öcalan şöyle söylüyor İngilizlerin. Bizim konumuza en akıllı yaklaşan İngiltere'dir.
PKK'yı en akılcı destekleyen PKK'nın açıklaması bu. İngiltere'dir diyor. PKK'yı İngilizler parlamentoda, İngiliz parlamentosunda savunuyorlar. Hem teröre karşı izliyorlar, hem de PKK'yı İngiliz parlamentosunda savunuyor adamlar. Bu Gladstone, Kur'an-ı Kerim yok edilmedikçe, bak Kur'an-ı Kerim yok edilmedikçe Avrupa'ya barış gelmeyecek, Kur'an Müslümanların elinden almalıyız diyor. Kur'an Müslümanların elinden almayız. Ne gelecek yerine? İşte hadis. Uydurma rivayetler. Hakikaten Kur'an'ı geniş çapta aldılar Müslümanların elinden. Bu İngiliz siyaseti. Bak adam açık söylüyor. Kur'an-ı Kerim yok edilmedikçe Avrupa'ya barış gelmeyecek. Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız diyor. Onun yerine hurafeleri koydular işte.